caddelerini anlattığımız hikayeye Galata bölgesiyle devam ediyoruz. İstanbul'un tarihi yarımadanın karşısında bulunan işte Galata ve Pera denen, Pera karşı demek zaten. Burası bugün İstanbul'un hayatının önemli merkezlerinden birisi. Şimdiki dükkan açtığım yerde Galata'nın kalbi gibi bir yerdi. O dönemler burada bir ikametgahtı. Sebze var, yoğurtçu geçer, böyle müzik aletli falan yok. Çocukluk döneminde buraya gelmekten ziyade burası bizim yuvamızdı. Gelmiyorduk, yaşıyorduk. Şimdi bak, Galata'dan İstiklal Caddesi'ne çıkıyorsun. Hemen yanı böyle. Ulan oradaki binalar hepsi bir sanat eseri. Hakikaten çok değişmiş. Yani burada caddenin üzerinde müzik mağazasından başka neredeyse bir şey yoktu. Galata yeni bir kimlik kazandı. İşte dizayn mağazaları, designerlar, kafeler. O kadar hızlı bir dönüşüm yaşadı ki Galata. Yani ben hayretler içerisindeyim ki buna birebir tanık oldum son 10 senede. Çok değişti. Ama şu hiç değişmedi. Galata hep küçük bir mahalle, bağımsız bir mahalle. İstanbul'dan, ülkeden. Galata Kulesi de hala yerinde durduğuna göre demek ki fena değil yani. O kadar da değişmemiş diyelim.